Elif, Lam, Mim. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten O'dur. O sana kitabı, önündekileri doğrulayıcı olarak hak ile indirmektedir. Önceden insanları doğru yola iletmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Bir de ayırt eden Furkan indirdi. Allah'ın ayetlerini tanımayanlara şüphesiz şiddetli bir azap vardır. Öyle ya, Allah'ın izzeti var, İntikamı var. Şüphesiz yerde ve gökte ne varsa hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizlere dilediği şekli veren O'dur. Başka Tanrı yok. Ancak O vardır. Güçlü O'dur. Hikmet sahibi O'dur. Sana bu muazzam kitabı indiren O'dur. Onun bir kısmı anlamları kesin olup kitabın temelini oluşturan ayetlerdir. Diğer bir takımları da anlamları benzeşik olanlardır. Ama kalplerinde bir yamukluk bulunanlar, fitne aramak ve keyiflerince yorumlamak için sadece anlamı benzeşliklerin ardına düşerler. Halbuki onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da inandık, hepsi Rabbimizdendir derler. Bunları özü temiz olanlardan başkası düşünemez. Ey Rabbimiz, bizleri doğru yoluna erdirdikten sonra kalplerimizi yamultma ve bize katından rahmet ihsan et. Şüphesiz çok bağış yapan yalnız sensin. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen insanları geleceğinde hiç şüphe olmayan bir güne toplayacaksın. Şüphesiz Allah belirlediği süreyi şaşırmaz. O inkar edenlere muhakkak ki ne malları ne çocukları Allah'a karşı zerre kadar fayda vermeyecektir. Onlar o ateşin çırasıdırlar. Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahları yüzünden tutup yakaladı. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. O inkar edenlere de ki, siz mutlaka yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. O ise ne kötü döşektir. Şüphesiz çarpışan iki topluluğun durumunda size bir ibret vardı. Bir topluluk Allah yolunda vuruşuyordu, diğeri de kafirdi ve onları göz göre göre kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da yardımıyla dilediğini kuvvetlendiriyordu. Elbette gören göze sahip olanlara bunda şüphesiz bir ders vardır. İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cinsatlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi çekici hale getirildi. Fakat bunlar dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah akıbet güzelliği onun yanındadır. De ki, size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında altından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Ayrıca orada kendilerine tertemiz eşler ve hele bir de Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah o kulları görür. Onlar ki, Rabbimiz sana inandık, iman getirdik. Artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizleri o ateş azabından koru derler. O sabredenleri, doğruluktan ayrılmayanları, divan duranları, nafaka verenleri ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri koru derler. Allah kendisinden başka Tanrı olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim uluları da adaleti yerine getirerek şahittirler. Ondan başka Tanrı yoktur, güçlüdür, hikmet sahibidir o. Doğrusu Allah katında din İslam'dır. O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır. Her kim de Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphe yok ki Allah hesabı çabuk görendir. Buna karşı seninle tartışmaya kalkışanlara de ki, ben yüzümü İslam ile tertemiz Allah'a tuttum, bana uyanlar da. O kitap verilenlerle verilmeyen ümmilere de ki, siz İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer kavgayı kesip İslam'a girerlerse doğru yolu tutmuşlardır. Yüz çevirirlerse sana düşen ancak tebliğdir. Allah o kulları görüyordur. Allah'ın ayetlerini tanımayanlara, haksızlıkla peygamberleri öldürenlere ve insanlar içinde adaleti ve insafı emreden kimselere kıyanlara acı bir azap müjdele. İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa gitmiş kimselerdir ve onları kurtaracak da yoktur.
Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Çünkü onlar sadece sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmaz demekte ve uydura geldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. Bakalım o geleceğinde şüphe olmayan gün için kendilerini topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeyerek herkese her ne kazandıysa tamamen ödendiği vakit ne olacak? De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. İnananlar, inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Her kim bunu yaparsa Allah'tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan bir korunma yapmanız başka. Allah sizi kendisinden korkmanız için uyarıyor. Sonuçta gidiş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, belli etseniz de Allah onu bilir. Ve bütün göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah her şeye gücü yetendir. Herkes ne hayır işlemişse ve ne kötülük yapmışsa önüne konmuş bulacağı gün onlarla arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisinden korkmanız için uyarıyor ve Allah kullarını çok esirgiyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah daima bağışlayan ve esirgeyendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer aksine giderlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Gerçekten Allah Adem'i, Nuh'u ve İbrahim ailesiyle İmran hanedanını süzüp alemler üzerine seçti. Birbirinden gelen bir zürriyet olarak. Allah işitendir, bilendir. İmran'ın karısı, "Ya Rab, ben karnımdakini kayıtsızca sana adadım. Hemen kabul et bunu benden. Çünkü sadece sensin işiten, bilen sen," dedi. Onu doğurduğu zaman, "Ya Rab, onu kız doğurdum," dedi. Oysa ne doğurduğunu Allah daha iyi biliyordu. Halbuki erkek kız gibi değildi. "Ben onun adını Meryem koydum ve işte onu ve soyunu taşlanmış şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum." Bunun üzerine Rabbi onu hoşnutlukla kabul buyurdu. Onu güzel bir biçimde yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mihrabe her girdikçe yeni bir yiyecek bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" derdi. O da "Allah tarafından," derdi. Şüphe yok ki Allah dilediğine sayısız rızık verir. O aralık Zekeriya Rabbine, "Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin," diye dua etti. O kalkmış mihrapta namaz kılarken melekler kendisine şöyle seslendiler: "Haberin olsun, Allah sana Allah'tan gelen bir kelimeyi doğrulayacak efendi, son derece nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeliyor." Zekeriya, "Ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış, karım da kısırken benim nasıl bir oğlum olur?" dedi. Allah buyurdu ki, "Öyle. Allah ne dilerse yapar." Zekeriya, "Rabbim bana bir alamet ver," dedi. Allah, "Alametin insanlarla 3 gün yalnızca işaretten başka türlü konuşamamandır. Bununla birlikte Rabbini çok an ve akşam sabah tesbih et," buyurdu. Melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, şüphesiz Allah seni süzüp seçti, seni tertemiz yarattı ve seni alemin kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Bu sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Ey Muhammed, yoksa Meryem'i hangisi himayesine alacak diye kalemleriyle kura atarlarken de çekişirlerken de sen yanlarında değildin." Melekler şöyle dediği vakit, "Ey Meryem, haberin olsun, Allah seni dünya ve ahirette itibarlı biri ve kendisine yakın olanlardan olarak
tarafından bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O hem beşikteyken hem yetişkinliğinde insanlarla konuşacak hem de iyilerdendir. Meryem, "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle. Allah ne dilerse yaratır. O bir şey dilediğinde yalnızca ona ol der, o da hemen oluverir." buyurdu. Ona hem yazıyı, hem hikmeti, hem Tevrat'ı, hem de İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek. Onlara diyecek ki, "Ben size Rabbinizden bir mucize ile geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir yaratık yaparım, içine üflerim, Allah'ın izniyle hemen bir kuş olur. Yine Allah'ın izniyle andan doğma körü ve abraşı iyi eder, ölüleri diriltirim ve size evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi haber veririm. Eğer iman edecekseniz şüphesiz bunda size bir delil vardır. Ben size hem Tevrat'tan önümde bulunanı tasdik edici hem de size haram edilenin bir kısmını helal kılmak için Rabbinizden bir mucize ile geldim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Onun için hep ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur." İsa onların inkar ettiklerini sezince, "Kimdir benim Allah yolunda arkadaşlarım?" dedi. Havariler, "Biziz Allah dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik. Sen bizim lekesiz bir iman ile teslim olduğumuza şahit ol," dediler. "Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygamberin ardınca gittik. Şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz." Bununla birlikte hileye başvurdular. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah hileyi boşa çıkaranların en hayırlısıdır. O vakit ki Allah şöyle buyurdu. "Ey İsa, seni gerçekten öldüreceğim, seni kendime kaldıracağım, seni o inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar o inkarcılardan üstün kılacağım. Sonra da hep dönüşünüz bana olacak ve o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü ben vereceğim. O inkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacak. Allah iman edip yararlı işler yapanlara mükafatlarını tamamıyla öder ve Allah zulmedenleri sevmez. İşte o hükmü biz sana bu ayetlerde ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan aşama aşama okuyoruz. Doğrusu Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Bu gerçekten senin Rabbindendir. Bunun için şüphe edenlerden olma. Sana gelen ilimden sonra artık her kim seninle tartışmaya kalkarsa de ki, gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı çağıralım. Kendimiz ve kendiniz de onlarla bir araya gelelim. Sonra canı gönülden dua edip Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim. Doğrusu budur işte. O kıssanın gerçek ifadesi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah gerçekten güçlüdür, hikmet sahibidir. Yine yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah fesatçıları bilir. De ki, ey kendilerine kitap verilenler, gelin aramızda ortak bir kelimede birleşelim. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir ortak koşmayalım ve Allah'tan başka kimimiz kimimizi Rab edinmesin. Eğer bundan yüz çevirirlerse bizim gerçekten Müslüman olduğumuza şahit olun deyin. Ey kendilerine kitap verilenler, niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat ve İncil ancak ondan sonra indirildi. Bunu da mı kavrayamıyorsunuz? İşte siz öylesiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan konuda tartışınız. Ama hiç bilginiz olmayan konuda ne diye tartışırsınız? Oysa Allah bilir, siz ise bilmiyorsunuz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Ancak o lekesiz bir Müslümandı ve Allah'a ortak koşanlardan da olmamıştı. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakını elbette onun izinden gidenler, şu peygamber ve inananlardır. Allah inananların velisidir. Kitap verilenlerden bir topluluk sizleri şaşırtmayı arzu etti. Oysa kendilerini şaşırtıyorlar da farkına varamıyorlar.
Ey kendilerine kitap verilenler! Neden göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kendilerine kitap verilenler! Neden hakkı batılı buluyorsunuz da gerçeği bile bile gizliyorsunuz? Kitap verilenlerden bir kısmı da şöyle dedi. Varın o inananlara, indirilene güpegündüz inanın. Sonunda da dönüp inkar edin. Belki onlar da dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başkasına aman vermeyin. De ki muhakkak doğru yol Allah'ın yoludur. Size verilen gibisi başka birine veriliyor veya Rabbinizin katında size üstün gelecek diye midir bu? De ki doğrusu nimet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir ve Allah nimeti bol olan her şeyi bilendir. Rahmetiyle dilediğine ayrıcalık verir. Allah çok büyük nimet sahibidir. Kitap verilenlerden öylesi vardır ki ona yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Yine onlardan öylesi vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine binmedikçe onu sana vermez. Çünkü onlar bizim aleyhimizde okur yazar olmayanlar da bir yol yok derler. Ve Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Hayır, yol var. Her kim verdiği sözü yerine getirir ve sakınırsa şüphesiz Allah o sakınanları sever. Fakat Allah'a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini birkaç paraya satanlara gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet gününde onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı elim bir azaptır. Bir de onlardan bir grup vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye dillerini kitaba bakarak eğip büyerler. Oysa o kitaptan değildir. Yine o Allah tarafındadır derler. Oysa Allah tarafından değildir. Ama bile bile Allah namına yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitap, bilgi ve peygamberlik vermiş olduğu hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'a değil bana kul olun diyebilme yetkisi yoktur. Ancak kitabı öğretmekte ve ders alıp vermekte olmanız sebebiyle Allah yolunun erleri olunuz derler. Ve hiçbir zaman melekleri ve peygamberleri tanrılar edinmenizi de emredemez. O halde siz Müslüman olduktan sonra size inkarcı olmanızı emredebilir mi? Allah vaktiyle peygamberlerden andolsun ki size kitap ve hikmetten her ne verdiysem, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız ve çaresiz ona yardım edeceksiniz diye söz almış. Ve bunu kabul ettiniz mi? Bunun üzerine ağır ahdimi boynunuza aldınız mı? Demişti. Onlar kabul ettik dediler. Allah da öyleyse şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurdu. Demek ki bunun arkasından her kim dönerse artık onlar hep dinden çıkmış günahkarlardır. Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuş. Hep döndürülüp ona götürülüyorlar. De ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya, peygamberlere, Rabbinden verilene inandık, iman getirdik. Onlardan hiçbir arasında ayrım yapmayız ve biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa, asla kabul edilmez ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Kendilerine açık deliller gelmiş ve peygamberin hak olduğuna şahitlik etmişken, inananların arkasından nankörlük edip inkara sapan bir milleti Allah nasıl başarılı kılar? Oysa Allah zulmedenler topluluğunu başarılı kılmaz. İşte onlar cezaları Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerinde olmasıdır. Sonsuza kadar o lanetin içindedirler. Azapları hafifletilmez ve kendilerine mühlet verilmez. Ancak onun arkasından tövbe edip gidişatlarını düzeltenler başka. Çünkü Allah bağışlayan ve çok esirgeyendir. Kesinlikle inanmalarının arkasından inkara sapmış, sonra da inkarcılıkla ileri gitmiş olanların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar hep sapıklık içinde kalmış kimselerdir. İnkar etmiş ve inkarcı olarak ölüp gitmiş kimselerin her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek de olsa bu onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir.
Onların hakkı elim bir azaptır ve kendilerini kurtaracak da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden başkalarına da vermedikçe tam bir iyilik vasfına eremezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki, haydi Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Eğer doğru söylüyorsanız. Artık bundan sonra Allah adına o yalanı kim uydurmuşsa, onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. O halde hakka tapan bir hanif olarak İbrahim'in dinine uyun. O hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı. Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet kesinlikle Mekke'deki o çok kutsal ve bütün alemlere hidayet olan ibadet evidir. Onda açık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o ibadet evini ziyaret etmesi de Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa Allah'ın kesinlikle ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstanidir. De ki, ey kitap verilenler, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızı görüp duruyor. De ki, ey kitap verilenler, niçin inananları Allah'ın doğru yolundan engelliyorsunuz? Görüp durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler, eğer o kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi inandıktan sonra döndürür kafir ederler. Önünüzde Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun elçisi varken sizler nasıl olur da inkara dönersiniz? Oysa her kim Allah'a sıkıca tutunursa o kesinlikle bir doğru yola çıkarılmıştır. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkup gerektiği gibi sakının ve kesinlikle Müslüman olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, ayrılığa düşmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinizin düşmanlarıyken o sizin kalplerinizde bir uzlaştırma meydana getirdi ve onun nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz. Bir de siz bir ateş çukurunun tam kenarında bulunuyordunuz ve o sizi tutup ondan kurtardı. Şimdi Allah'a doğru gidebilmeniz için size ayetlerini böyle açıklıyor. Bir de sizlerden iyiliğe çağıran, doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan, önde gider bir topluluk bulunsun. İşte arzularına erecek olanlar onlardır. Sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılık çıkarıp anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Onlara büyük bir azap vardır. O kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin kararacağı günden yüzleri kara çıkanlara inandıktan sonra inkar ettiniz öyle mi? O halde nankörlük etmenizin cezası olarak azabı tadın denilecek. Fakat yüzleri ak olanlar hep Allah'ın rahmeti içinde olacaklar ve sonsuza dek onun içinde kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak sebebiyle okuyoruz. Yoksa Allah alemlere hiçbir haksızlık yapmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve bütün işler Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere yaratıldınız. İyiliğin yapılmasını emreder, kötülüğün yapılmasını yasaklarsınız ve Allah'a inanır, iman getirirsiniz. Kitap verilenler de inansalardı, haklarında hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar varsa da pek çoğu dinden çıkmış fasıklardır. Size ezadan başka hiçbir zarar veremezler. Eğer sizinle çarpışırlarsa arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez. Nerede bulunurlarsa alçaklık damgası altında kalmaya mahkumdurlar. Meğer ki Allah'ın himayesine ve inananların himayesine sığınmış olsunlar. Onlar döne dolaşa Allah'ın hışmına uğradılar ve miskinlik altında ezilmeye mahkum kaldılar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve peygamberleri bile bile öldürüyorlardı. Çünkü baş kaldırmışlardı ve aşırı gidiyorlardı. Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır. Allah'a ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar ve hayırlara koşuşurlar. İşte onlar iyi kimselerdendir.
Ne hayır işlemişlerse asla karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. Küfredenleri kesinlikle ne malları ne de çocukları Allah'tan kurtaramayacaktır. Onlar cehennemin sakinleridir ve hep orada kalacaklardır. Bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu kendilerine zulmeden bir kavmin ekinlerine isabet edip onu mahveden kavurucu soğuk bir rüzgara benzer. Allah onlara haksızlık etmemişti fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ey iman edenler! Sizden olmayanları dost edinmeyin. Onlar sizi şaşırtmakta kusur etmezler. Sıkıntıya düşmenizi arzu ederler. Baksana, öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Sinelerinin gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz sizlere ayetleri açıkça bildirdik. Ha, sizler öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlar ise bütün kitaba inandığınız halde sizi sevmezler. Sizinle karşılaştıklarında biz inandık derler. Yalnız kaldıklarındaysa size olan kinlerinden aleyhinizde parmaklarını ısırırlar. De ki kininizle ölünüz. Allah kesinlikle bütün sinelerin özünü bilir. Size bir iyilik dokunursa fenalarına gider. Başınıza bir musibet gelirse onunla ferahlanırlar. Eğer sabırlı olur ve iyi korunursanız onların hileleri size zarar vermez. Çünkü Allah onları kendi yaptıkları ile kuşatmıştır. Hani bir vakit erkenden müminleri savaş için elverişli mevkilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah işiten ve bilendi. O zaman içinizden iki grup oluşturanlar Allah yardımcıları iken yılıp çekilmek istemişlerdi. Demek ki inananlar yalnızca Allah'a dayanmalıdırlar. Gerçek şu ki sizler çaresiz birkaç kişiyken Allah size Bedir'de sırf yardımı ile zafer verdi. O halde Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. O vakit sen inananlara Rabbinizin size indirilmekte olan 3000 melekle yardım etmesi size yetişmez mi diyordum. Evet, sizler sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız onlar da hemen üzerinize saldırırlarsa Rabbiniz size 5000 nişanlı melekle yardım edecek. Bunu Allah size yalnızca bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zafer yalnız güçlü, hikmet sahibi Allah'tandır. Küfredenlerden bir kolu kessin veya perişan etsin de hayal kırıklığına uğramış olarak dönüp gitsinler diye. Senin elinde yapacak bir şey yok. Allah ya onların tevbesini kabul eder ya da onları azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ne var ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey iman edenler! Öyle kat kat katlayarak faiz yemeyin ve Allah'tan korkun ki arzunuza ulaşasınız. O kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Ve koşuşun Rabbinizden bir bağışlanmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış eni gökler ve yer genişliğinde olan cennete. O takva sahipleri bollukta ve darlıkta nafaka verenler, kızdıklarında öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah iyilik edenleri sever. Onlar bir kusur işledikleri veya kendilerine bir zulmettiklerinde Allah'ı ananlar ve hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar yaptıklarını bile bile ısrar etmezler. İşte bunların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerdir. İyi iş yapanların mükafatı ne de güzeldir. Sizden önce kanun olmuş bir takım olaylar geçti. Onun için yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görün. İşte bu bütün insanlar için bir açıklama ve özellikle korunacak takva sahipleri için bir hidayet ve öğüttür. Sizler eğer gerçek inananlarsanız daha yükselecekken gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer size bir yara dokunduysa o heriflere de öyle bir yara dokundu. Biz o günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah'ın sizden iman edenleri bilmesi ve sizden şehitler alması, şahitler tutması için böyle yaparız. Allah zulmedenleri sevmez.
Bir de Allah inananları seçip kafirleri mahvedeceği için. Yoksa siz Allah içinizden savaşanları ve sabredenleri hiç belirlemeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. Fakat işte onu gördünüz. İzleyiciler gibi bakıp duruyordunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geri dönecek olursa kesinlikle Allah'a bir zarar veremeyecektir. Fakat Allah şükredenleri yakında mükafatlandıracak. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmeyecektir. O vadesi yazılmış şaşmaz bir yazıdır. Bununla birlikte kim dünya nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri ise kesinlikle mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki birçok Allah erleri onların mahiyetinde savaştı ve Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, zaaf göstermediler ve baş eğmediler. Allah da sabredenleri sever. Onların ey Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Savaş alanlarında ayaklarımızı iyi dire ve kafirlere karşı bizlere zafer ver demekten başka sözleri de yoktu. Allah da onlara hem dünya nimetini verdi hem de ahiretin güzel sevabını verdi. Öyle ya Allah güzel iş yapanları sever. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat edecek olursanız sizleri tersine çevirirler de öyle bir inkılaba uğrarsınız ki bütün hüsran içinde kalırsınız. Doğrusu sizin yardımcınız sadece Allah'tır. O yardım edeceklerin en hayırlısıdır. Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için o kafirlerin kalplerine korku düşüreceğiz. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne de kötü o zalimler yatağı. Gerçek şu ki sizler Allah'ın izniyle onları kesip doğrarken Allah'ın size vaadi doğru çıktı. Nihayet o sevdiğiniz zaferi Allah size gösterdikten sonra isyan edip verilen emirde çekişip yıldığınız ana kadar ki kiminiz dünyayı, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizleri denemek için onlardan geri çevirdi. Bununla birlikte sizi de bağışladı. Çünkü Allah'ın inananlara bir lütfu vardır. O sırada siz sürekli uzaklaşıyor ve dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizleri çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah ne elinizden kaçırdığınız zafere ne de başınıza gelen felakete üzülmeyesiniz diye kederden kedere uğrattı. Allah ne yaptığınızı biliyor. Sonra o kederin arkasından size içinizden bir zümreyi saran bir güven, bir uyku indirdi. Diğer bir zümre ise kendi dertlerine düşmüş, Allah'a karşı cahiliye kanaatine benzeyen gerçek dışı bir kanaat besliyorlar. Bizim yapacağımız bir şey var mı diyorlardı. De ki, şüphesiz bütün iş Allah'ındır. Onlar içlerinde sana açıklamadıkları bir şey gizliyorlar. Bizim bu işte görüşümüz alınsaydı burada öldürülüp gitmezdik diyorlar. De ki, evinizde bile olsaydınız öldürülmesi takdir edilmiş bulunanlar çaresiz yine çıkıp ölecekleri yerleri boylayacaklardı. Allah içinizdekileri yoklamak ve yüreklerinizdekini meydana çıkarmak için bunu başınıza getirdi. Allah sinelerin özünü bilir. O iki topluluk çarpıştığı gün içinizden arkasını dönenlerin şeytan yalnızca bazı yaptıklarından dolayı ayaklarını kaydırmak istedi. Yine de Allah onları bağışladı. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Ey iman edenler! Sakın inkar edip yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında yanımızda kalsaydılar ne ölür ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerini dağlayan bir acı olarak bıraksın diye böyle söylerler. Oysa yaşatan da öldüren de Allah'tır ve Allah bütün yaptıklarınızı görür. Andolsun ki eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz kesinlikle Allah'ın bir bağışlaması ve rahmeti onların dünyada kalıp toplayacakları şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de kesinlikle Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sen yalnızca Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli bir nobran olsaydın kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi. O halde onları bağışla. Bağışlanmalarını dile ve yapılacak işlerde onların görüşlerini al.
Sonra bir kere karar verdin mi artık Allah'a dayan. Çünkü Allah kendisine güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse sizi yenemez. Ve eğer o sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım etmek kimin haddine? O halde bütün inananlar yalnızca Allah'a dayansınlar. Bir peygamberin emanete hıyanet etmesi olur şey değildir. Her kim hıyanet ederse, ganimet ve hasılattan bir şey aşırırsa, kıyamet günü boynuna aldığı şeyi yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığını ödenir. Hiçbirine haksızlık edilmez. Allah'ın rızası peşinden giden kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve yeri cehennem olan kimseye hiç benzer mi? Orası varılan ne kötü yerdir. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah bütün yaptıklarını görüp duruyor. Allah müminlere aralarından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulundu. Oysa bundan önce açık bir sapıklık içindeydiler. Düşmanlarınızın başına iki mislini getirdiğiniz bir bela kendi başınıza gelince mi bu nereden dediniz? De ki o kendi tarafınızdandır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. O iki ordu çarpıştığı gün başınıza gelen yine Allah'ın izniyledir. Hem müminleri belli edeceği hem de münafıkları belli edeceği için ki bunlara gelin Allah yolunda savaşın veya savunma yapın denilmişti. Onlar savaşmayı bilsek arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını en iyi bilendir. Kendileri oturarak savaşa giden kardeşleri için bizi dinleseler de öldürülmezlerdi diyenlere de ki haydi o halde kendinizden ölümü geri çevirin eğer gerçeği söylüyorsanız. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüşler sanmayın. Aksine onlar hep hayattadırlar, Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği mutlulukla sevinç duyarlar ve arkalarından şehit olarak kendilerine katılmamış olan mücahitler hakkında onlara hiçbir korku yok ve onlar üzüntü de duymayacaklardır müjdesinde bulunurlar. Yine onlar Allah'ın bir nimeti, bir lütfu ile ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler. Hele yara aldıktan sonra Allah'ın ve Peygamber'in emrine uyanların. Müminler içinden özellikle iyilik yapıp fenalıktan sakınanlara pek büyük bir mükafat vardır. Onlar ki insanlar kendilerine haberiniz olsun düşmanlarınız size saldırmak için toplandılar. Onun için onlardan korkun dediler. Bu onların imanını arttırdı ve bize Allah yetişir, o ne güzel vekildir dediler. Sonra da kendilerine hiçbir keder dokunmaksızın Allah'tan bir nimet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın hoşnutluğunun ardınca gittiler. Allah daha da çok bir lütuf sahibidir. Size o haberi getiren şeytan yalnızca kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Bana isyandan korkun eğer inanıyorsanız. O inkarda yarışanlar seni kederlendirmesin. Çünkü onlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük bir azap vardır. Şüphesiz iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir ve onlar için elim bir azap vardır. Bir de inkar edenler kendilerini bırakışımızın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onları sadece günahlarını arttırsınlar diye bırakıyoruz. Onlara alçaltıcı bir azap vardır. Allah inananları bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Allah sizlere gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah ona peygamberlerinden dilediğini seçer. Onun için Allah'a ve peygamberlerine inanın. İnanır ve korunursanız size büyük bir mükafat vardır. Allah'ın bol nimetinden kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler sakın onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Hayır, o onlar için bir şerdir. Kıyamet gününde o kıskandıkları mal boyunlarına tomruk edilecek. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası hep Allah'ındır. Ve Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Muhakkak ki Allah fakirdir, bizler zenginiz diyenlerin lakırdılarını işitti.
Onların dediklerini peygamberleri haksız yere öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve onlara tadın bakalım o yangın azabını diyeceğiz. Bu sizin ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır ve Allah kullarına haksızlık yapan değildir. Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmememizi emretti diyenlere de ki, size benden önce de bir takım peygamberler apaçık delilleri ve o dediğinizi getirmişti. Bu halde eğer doğru söylüyorsanız onları niçin öldürdünüz? Şimdi seni yalanladılarsa senden önce de o apaçık delillerle, o hikmetli sayfalarla ve onurlu kitaplarla gelmiş olan birçok peygamberler yalanlandı. Herkes ölümü tadacaktır. Mükafatlarınız ancak kıyamet günü tamamlanacaktır. Her kim o vakit ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa işte o murada erdi. Yoksa dünya hayatı aldatıcı bir eşyadan başka bir şey değildir. Çaresiz mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve kesinlikle gerek sizden önce kitap verilenlerden ve gerekse Allah'a ortak koşanlardan birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız işte bu azmedilmesi gereken şerefli işlerdendir. Vaktiyle Allah kitap verilen okur yazarlardan andolsun ki onu insanlara anlatacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Derken onlar onu arkalarına atıp az bir para karşılığında sattılar. Ne kötü bir alışverişti bu. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları işle övülmeyi seven kimseleri de sakın azaptan kurtulur sanma. Onlara elin bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır ve Allah her şeye gücü yetendir. Kesinlikle göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelişinde vicdanları temiz akıl sahiplerine gerçekten delilleri vardır. Onlar ki gerek ayakta gerek otururken ve gerekse yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünenler. Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. O halde sen bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen kimi o ateşe sokarsan onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçekten biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve derhal iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizleri sana ermiş kullarınla birlikte yanına al. Ey Rabbimiz, peygamberlerinle bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet gününde yüzümüzü kara çıkarma. Şüphesiz sen sözünden caymazsın. Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Kesinlikle ben içinizden gerek erkek gerek kadın hiçbir iyilik yapanın işlediğini boşa çıkarmam. Hep birbirinizdensiniz. Benim için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve bu uğurda öldürülenlerin suçlarını örteceğim. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar Allah tarafından tasavvur edemeyeceğiniz bir mükafata kavuşacaklar. Mükafatın en güzeli Allah yanındadır. Sakın o Allah'ı tanımayanların refah içinde diğer diğer dolaşmaları seni aldatmasın. Bu kısa bir zevkten ibarettir. Sonra varacakları yer cehennemdir. Ne kötü döşektir o. Fakat o Allah'tan korkan, korunan kullar için içlerinde ebedi kalmak ve Allah tarafından konuk edilmek üzere altından ırmaklar akan cennetler var. Allah katındaki ise ermişler için daha hayırlıdır. Kitap verilenlerden de Allah'a, size ve kendilerine indirilene, Allah'a boyun eğerek inananlar ve Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmayanlar vardır. İşte onların Rablerinin katında mükafatları vardır. Şüphe yok ki Allah hesabını çabuk yapar. Ey iman edenler! Sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Savaş için hazır ve tetikte bulunun. Ve Allah'tan korkun ki arzularınızı eresiniz.